Merhaba değerli öğrenciler, ben Prizren'den, Matilogoreti İlk Öğretim Okulu'ndan 5. sınıf öğretmeni Fethiye Çeşmeci Karataş. Ders Türkçe. Konu Dilek Kipleri. Örnek olarak, yağmur yağsa otlar büyür, ben artık eve girmeliyim, taştan bir ev yapalım, sen dışarı çık. Yukarıdaki tümcelerde, yağsa, girmeliyim, yapalım, çık eylemlerinde zamandan çok bir dilek anlamı vardır. Bunlarda özel bir zaman anlamı yoktur. Hepsinde kendini göstermeyen bir gelecek zaman ayrıntısı vardır. Dilek kiplerinde dilek anlamına önem verilmiştir. Dilek kipleri 4 bölümde incelenir. Gelin hep beraber 1. bölümdeki gerekli kipini öğrenelim. Tekrar ders konumuza örnekle başlayalım. Artık dersimi çalışmalıyım, sen de çalışmalısın, kardeşin üst küpten gelmeli. Yukarıdaki tümcelerde çalışmalıyım, çalışmalısın, gelmeli eylemleri gerekli kiplerindendir. Gerekli kipin anlamı. Bir işin, bir oluşun, bir devinmenin yapılması gerektiğini bildiren kiplere gerekli kip denilmektedir. Gerekli kipin yapılışı. Gerekli kipin iki meli malı ekleyidir. Bu ekler fiil eylemin köküne getirilerek yapılmaktadır. Eylem mesela bir örnek alalım. Tekrar gelmek eylemini. Gelmek eyleminde bulunan mastar eki çekilir. Geri kalan kısım gel fiilin köküdür. Yani eylemin köküdür. Ondan sonra gerekli kipin olan meli malı ekleri getirilerek çekimlenmesi olmaktadır. Çekimlenme esnasında bu üçüncü tekil kişi de görülmektedir. Sonra diğer şahıs ekleri de eklenerek çekimi yapılmaktadır. Bir örnek yapalım. Gerekli kipini, gelmek eylemini gerekli kipine göre çekimleyelim. Birinci kişi de gelmeliyim. İkinci tekil kişi de gelmelisin. Üçüncü tekil kişi de gelmeli. Birinci çoğul kişi de gelmeliyiz. Üçüncü çoğul kişi de gelmelisiniz. Pardon, ikinci çoğul kişi de gelmelisiniz ve üçüncü çoğul kişi de gelmeliler. Ev ödevi olarak yukarıdaki örnekten yararlanarak öğrenmek, bilmek eylemini gerekli kipine göre çekimleyiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler çocuklar. İyi çalışmalar.